Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte dünyanın en basit ve en ucuz otomatik on-off anahtarını yapacağız arkadaşlar. Yani aç kapı anahtarını yapacağız. Ve bu yapacağımız devre o kadar basit ki eli havya tutabilen, lehim yapabilen her arkadaşımız bu devreyi çok rahat bir şekilde yapabilecek. Ve çok az bir malzemeyle yapıldığı için hem maliyet yönünden, hem zaman yönünden, hem de uğraşı yönünden sizi hiç yormayan bir devre olacak arkadaşlar. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan bu devremiz için bize neler lazım onlardan bahsedelim. Bakın, burada bir adet NPN tip bir transistörümüz var. Bu transistör TIP 41C arkadaşlar. Şöyle görünebilecek şekilde göstereyim. Evet. TIP 41C isimli NPN genel amaçlı bir transistör ve TIP 41C 100 volt 6 amperlik bir genel amaçlı transistör. Birçok projenizde, birçok yerde kullanabileceğiniz bir NPN transistör arkadaşlar. Hem ucuz bir transistör, hem de çok rahat bulabileceğiniz bir transistör. Evet, görmüş olduğunuz gibi internette bu transistör 6-7 liralık bir transistör. Mesela Motorobit sitesinde 7.34'müş. Elektrovadi'de 6.44. Trendyol'da 37.39 diyor. N11'de 38.90 gibi fiyatlar var ama bu sitelerden elektronik komponent alınmaz arkadaşlar. Sakın böyle normal alışveriş sitelerinden elektronik komponent almayın. Elektronik malzeme satan, komponent satan yerlerden alırsanız çok çok daha ucuza alırsınız. Mesela Market Dijital LED Aydınlatma diye bir yerde 6.37 liraymış. Özkul Elektronik'te 7.75 liraymış. Gördüğünüz gibi arada dünya fark var. Onun için normal alışveriş sitelerinden değil de komponent satan, malzeme satışı yapan sitelerden bu malzemeyi gördüğünüz gibi 6-7 lira civarında alabiliyorsunuz. Bu transistörün yanı sıra bir adet bize LDR lazım olacak. LDR, bilmiyorum aranızda duymayan arkadaşlarımız olabilir. Onun için tekrar söyleyeceğim. Işığa duyarlı direncin İngilizce baş harflerinden oluşuyor arkadaşlar. Bu bir direnç aslında ama ışığın etkisine göre ışık yükseldikçe, yani LDR'nin gördüğü ışık arttıkça LDR'nin direnci düşüyor. Işık azaldıkça, yani karardıkça ortam, LDR'nin direnci yükseliyor arkadaşlar. Bu da öyle bir malzeme. Hemen burada da 100 kilo ohmluk renkleri kahverengi, siyah, sarı. Bu renklerden oluşan bir normal direncimiz var arkadaşlar. Çeyrek wattlık bir direnç. Daha yükseğine gerek yok bu devre için. Hem çok ucuz hem de çok basit bir malzeme. Ve bu devrede aç kapa yaptıracağımız bir LED. Merak etmeyin, bu LED'in yerine şuradaki LED'i bağlayıp size bu LED'le de nasıl çalıştığını göstereceğim ama devrenin çalışma mantığını ve basitliğini kavrayın diye önce devremizi bu şekilde kuracağız. Daha sonrasında da o LED'le çalıştıracağız. Malzemelerimiz bu kadar. Çok basit bir devre olacak. Dilerseniz hemen devrenin yapımına geçelim. Daha sonrasında da bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için hem devrenin kurulu şemasını çizeriz, hem de devre şemasını çizer ve nasıl çalıştığını, devrenin mantığını hep birlikte inceleriz. Hadi gelin şimdi devremizi yapalım.
Evet sevgili arkadaşlar, şimdi ben devremizi 5 voltla 12 volt arasında nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Güç kaynağımın hemen eksi ve artı probunu bağlıyorum. Bakın mavi kısma eksiyi, kırmızı kısma da artıyı bağlıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda güç kaynağımı açtım ve LDR'mi kapatıyorum arkadaşlar. Bakın LED'im yandı. LDR'mi açtığımda ışık gördüğü için tekrar LED'im söndü. Yandı, çektim, söndü. Şimdi voltajı biraz artırarak LED'in parlaklığını ayarlamaya çalışacağım. Bakın şimdi LED yanıyor. Voltajım da 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt, 11 volt ve 12 volta kadar artırdım. LED'im gayet parlak bir şekilde yanmaya başladı. Elimi çektim, LED'im söndü. LDR'yi kararttım, LED'im yandı. Devre bu şekilde gayet sağlıklı bir vaziyette çalışıyor arkadaşlar. Karanlıkta LED yanıyor, aydınlıkta LED sönüyor gördüğünüz gibi. Şu an ortamı karartma imkanı pek olmadığı için pencerelerden ışık geliyor. Onun için ortamı karartamıyorum. Kusura bakmayın. Sadece elimle LDR'nin üstünü karartmış oluyorum. Buradaki LED'i değiştirip biraz önce gösterdiğim bu büyük LED'imizi bağlayalım. Ve bir de bu LED'de nasıl performans gösterecek hep birlikte onu görelim. LED'i değiştirdim ve bu büyük LED'i taktım. Güç kaynağımı açıyorum. Açtım. Gördüğünüz gibi yine LED'im yanmadı çünkü ortam aydınlık. Kararttığımda gördüğünüz gibi LED'im 5 voltta bile gayet güzel bir şekilde yandı. Aydınlattım, söndü, kararttım, yandı. Hatta şöyle elimle şu şekilde yapayım. Evet, gördüğünüz gibi karanlıkta hemen LED'im yanmaya başlıyor. Karartalım ve voltajı yükseltelim arkadaşlar şöyle. Evet, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt, 11 volt, 12 volt. Evet sevgili arkadaşlar, bağlayacağınız malzemenin kaç voltta ve ne kadar akımla çalışacağına bağlı olarak devrenizin besleme voltajını değiştirebilirsiniz. Devrenizin üzerinden geçecek akım içinde şuradaki 100K'lık dirençle oynamanız lazım. Bu direnç transistörün base'inde olduğu için transistörün kolektör akımını kontrol eden direnç arkadaşlar. Düşük akımla çalışacak malzemelerde yüksek direnç, yüksek akımla çalışacak malzemelerde düşük direnç kullanarak bunu ayarlayabilirsiniz. Hadi şimdi merak eden arkadaşlarım için bir de şema üzerinde inceleyelim ve şema üzerinde devrenin nasıl çalıştığını anlatalım. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi devrenin kurulum şeması ve elektronik şeması burada. Bakın tıp 41C transistörümüz burada bu şekilde. Ben LED'e load yazdım arkadaşlar. LED'in yerine başka bir şey takmak isteyebilirsiniz diye. Ama sembol olarak LED'in sembolünü kullandım. Bakın buradan artı voltajımız geliyor. LED'in üzerinden transistörün kolektörüne giriyor. Transistörümüzün emiterinde de GND'ye bağlı. Bu LED'in yanması için, daha doğrusu bu yükün çalışması için bu transistörün iletime geçmesi lazım. İletime geçmesi için de base'inden belli bir miktarda akım gelmesi lazım arkadaşlar. Bu akım için de 100K'lık direnç kullanılıyor. Ve biz bu 100K'lık direnç üzerinden buradan uyguladığımız gerilimle base akımını zaten direkt alıyoruz. Fakat base akımının miktarını kontrol eden şey şuradaki LDR. Bu LDR görmüş olduğunuz gibi transistörün üzerinden direkt şaseye, yani eksiye akıyor. LDR ışık gördüğünde direnci düşeceği için base'in üzerinden gerilim çalarak bunu şaseye aktarıyor ve transistörün base akımının düşmesine, dolayısıyla kesime gitmesine ya da az kesime gitmesine sebep olarak kolektör akımını sınırlamış oluyor ve benim buradaki LED'im daha düşük yanıyor ya da hiç yanmıyor. Bunu şuradaki şema üzerinden daha rahat anlayacağınız şekilde anlatabilirim. Bakın 5 voltla 12 volt arası gerilim buradan benim yüküme, daha doğrusu LED'ime uygulanmış ve LED'imin üzerinden LED doğru bağlandığı için LED'imin üzerinden transistörümün kolektörüne geliyor. Bu LED'in yanabilmesi için ya da bu yükün çalışabilmesi için kolektör ve emiter arasından akım akacak ki artı ve eksi devreyi tamamlasın ve elektronlar bu şekilde akıp LED'in yanmasına, yükün çalışmasına sebep olsun.
Yani buradaki transistörü bir nevi anahtar olarak düşünün arkadaşlar. Bunu şöyle sembolize edelim. Burada bir anahtar var. Ve bu LED'in yanması için bu anahtarın kapanması lazım. Bu anahtar kapanacak ki akım aşağıya doğru, şaseye doğru akacak. İşte bu anahtarın yaptığı görev transistörün kolektörü ve emiteri arasından akan akım belirliyor arkadaşlar. Bu akımın akabilmesi için de transistörün base'inden belli bir miktar akım gelmesi lazım. Bu base akımı da buradaki görmüş olduğunuz 100K'lık direnç üzerinden direkt artı gerilimden zaten alınıyor. Ve bu akımla transistörümüz iletime geçiyor. Fakat buradaki transistörün iletim miktarı gördüğünüz gibi transistörün base ile emiteri arasında yani GND arasında, eksi arasında bağlı olan LDR. Bu LDR ışık gördüğünde direnci düşeceği için transistörün base akımını eksiye doğru akıp kendi üzerine geçmesine ve kolektör emiteri iletime geçirmesine mani oluyor. Yani transistöre uğramadan buradan gelen akım, şu şekilde gelen elektrik akımı LDR üzerinden eksiye akıyor arkadaşlar. Transistöre uğrayamadığı için transistör yalıtıma gidiyor, kesime gidiyor ve yüküm çalışmıyor. Daha doğrusu LED'im yanmıyor. Bunun yanabilmesi için ortamın kararması, buradaki direncin yükselmesi, buradaki direnç yükselince elektrik akımı bu tarafa akamayıp bunun üzerinden transistörün base'ine doğru akması lazım. Bu sayede de transistör iletime geçiyor. LED'imin üzerinden, yükümün üzerinden akım akarak LED'imin ya da yükümün çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Devrenin çalışması işte bu kadar basit. Zaten devrenin LDR'ye karanlık yaptığında lineer çalıştığını görmüşsünüzdür. Karanlığın miktarınca LED'ler parlamaya başlıyor. Aydınlığın miktarınca LED'lerin parlaklığı azalmaya başlıyor. Yani devremiz keskin bir şekilde çalışmak yerine yavaş yavaş parlayıp yavaş yavaş sönerek çalışıyor. Bu da buradaki LDR'nin direncinden dolayı akımın yavaş yavaş düşmesinden ya da yavaş yavaş yükselmesinden kaynaklanıyor. Evet sevgili dostlar, umarım sizlere faydası olmuştur. Bu videomuzda buraya kadar. Aramızda bu tür teknik meselelere ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.